Evet, herkese yeniden merhabalar. Dün bir tane video çektim ama faciaydı. Bebassem ile ilgili bir video çekmiştim. Faciaydı. O yüzden sildim. Yeni bir tane video ile devam etmek istedim. Tabi biraz da hani video Bebassem'liği anlatmak üzerineydi ama Bebassem'li biraz geniş bir konuydu. O yüzden dallanıp budaklandı. Ben de daha farklı bir yöntem izlemek istedim. Şöyle ki bu derste sadece Bebassem'liği anlatacağız. Ancak bir sonraki konularda bunu bir eğitim videosu haline getirmeyi düşünüyorum. Bebassem'li ile bir tane uygulama yapmayı düşünüyorum. Kendi uygulamam aslında. Daha önce ben zaten bir tane uygulama yapmıştım Bebassem'li ile. Göstermiştim belki. Mesela şu benim tamamen Bebassem'li ile, yani hem backend hem de frontend kısmında sadece Bebassem'li kullandığım bir proje. Burada okullar için yaptığım bir proje bu tabii ki. Ders dağıtım sistemi kullanıyorum burada. Okullar için işte sınıfları, öğretmenleri ekleyip bunların işte boş günleri, sınırlandırmaları, aktivitelerini ekledikten sonra buraya gelip mesela ders dağıtımını yapabiliyorsunuz gibi gibi. Burada mesela çıktı alabiliyorsunuz sınıflar için. Bu şekilde de bir çıktımız var. Evet, program yani gayet güzel çalışıyor. Bildiğim kadarıyla da WebAssembly kullanarak yapılan böyle bir uygulama yok. Bir tane JavaScript kullanarak yapılmış ama o da çok yavaş. Zaten benim bunu seçmemin sebebi de hız idi. Artı iki programlama dili beraber kullanmak istemedim. Yani WebAssembly'nin aslında bir sürü avantajı var. Avantajlardan bir tanesi hız tabii ki. Muazzam bir fark ortaya çıkıyor. Yani bir JavaScript ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir fark var. Şöyle ki JavaScript yıllardır geliştiriliyor ama hani ne kadar mükemmel bir hale getirilirse getirilsin sonuçta bir yorumlanan dil haliyle runtime üzerinde çalışıyor. Fonksiyonları yavaş ama tabii bazı konularda da gerçekten çok iyi derecede optimizasyonlar yapılmış. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Fakat eğer HTML render işiniz yoksa, daha çok işte veriler üzerinde oynamalar yapıyorsanız, işte fonksiyonlar, döngüler, şunlar bunlar varsa ve bunlar render ile pek fazla alakalı değilse WebAssembly kullanmanızı tavsiye ederim. WebAssembly nedir? Burada aslında biraz basit bir şekilde açıklamış. Gerçi buradaki eleman daha çok WASI denilen Web Assembly System Interface denilen bir aracı tanıtmış ama burada bunu tanıtırken de Web Assembly işletim sistemleri, işte işlemci mimarilerini falan anlatmış. Kısaca olay şu: biz normalde bir uygulama yaptığımız zaman bu uygulamayı makine diline çeviririz. Yani C, C++ gibi dilleri kullandığımız zaman biz bunu makine diline çeviririz. Tabii makine diline en yakın olan dil de assembly dediğimiz bir dil var. Mesela orada siz direkt işlemci ve belleği kullanabiliyorsunuz ve rekürsif fonksiyonlar kullanabiliyorsunuz orada. Daha sonra bu assembly dediğimiz yapıyı makine diline çeviriyorsunuz. WebAssembly bundan biraz daha farklı. Bizim normal uygulamalarımız gerçek bir donanım üzerine kurulur. Mesela biz uygulama yazdığımız zaman o uygulamayı işte bir işlemci mimarisine göre derleriz. İşte x86, x64 gibi ya da ARM gibi ya da RISC-V gibi işlemci mimarilerine uygun bir şekilde çıktı üretiriz. Makine diline çeviririz. Tabii bunun üstüne mesela standart kütüphaneleri kullanırken işletim sistemine göre de derleme yaparız. Mesela her işletim sisteminin input, output çıktısı ya da mimarisi aynı şekilde çalışmaz. Sallıyorum mesela Windows'un İşte ekrana yazdırma komutu, arayüzü, mimarisi, apisi çok farklıdır. Linux'un biraz daha farklıdır. Macintosh'un mesela yine Linux'a benzer bir yapısı var. Biz mesela normal uygulamayı yaptığımız zaman işletim sistemine göre de bir arayüz kullanırız. Onların apisine erişebilecek bir şekilde kullanırız. Ama WebAssembly bunlardan daha farklı. Gerçek bir makine üzerine değil, sanal bir makine üzerine kurulur. Yani sanki bir işlemci mimarisi varmış, sanki bir işte efendim söyleyeyim işletim sistemi varmış gibi derleriz. Ama aslında yok. Bu biraz tabii karışık, o kadar detayına inmeyeceğim. Ama kısaca bu yani. Biz WebAssembly ile derlediğimiz kodu sanki bir işlemci mimarisi varmış gibi derleriz. Şimdi
sanal bir işlemci üzerinde çalıştığı için bunu işlemci gibi davranan, işte makine gibi davranan aracımız aslında web browserlarımız, yani tarayıcılarımız. Ama mesela input output konusunda biraz sıkıntı var. Öte yandan bu mesela şu anda sadece tarayıcılar tarafından desteklenen bir şey. Tarayıcılar işte WebAssembly infrastructure dediğimiz işte o yapı makine diline çevrilmiş gibi görünen o WASM dosyasını alıp yorumlayabiliyor. Yani bir nevi aslında bizim uygulamalarımızı çalıştıran normalde işlemcidir ama WASM dosyalarını çalıştıran ise browser'dır aslında. Olay biraz bu. Ama tabii işte browser üzerinde çalıştığı zaman biz sisteme yetişemiyoruz. Yani direkt biz sistemden veri alışverişinde bulunup veri gönderemiyoruz. Sistem dedim, gerçek donanımlarımız. Çünkü normalde bir program işte çekirdekle bilgi alışverişinde bulunur. Fakat bizim dosyamız çekirdekle bilgi alışverişinde bulunamıyor. Tarayıcı üzerinden çekirdekle bilgi alışverişinde en fazla bulunabilir. Tarayıcının sınırları içerisindedir. Tabii bu iki sebep ortaya çıkarıyor, iki sonuç ortaya çıkarıyor. Biri yavaş. Çünkü biz direkt donanım üzerinde işlem yapamıyoruz. Yani direkt çekirdekle haşır neşir olamıyoruz WASM dosyası oluşturduğumuz zaman. Arada kim var? Tarayıcı var. Haliyle bir miktar performansımız azalıyor. Ama öte yandan ayrıca güvenli. Neden güvenli? Çünkü bizim tarayıcımız zararlı olan ya da kötü niyetli olan yazılımları izole edebiliyor sistemden. Haliyle güvenlik konusunda da sağlam oluyor. Kısaca WebAssembly dediğimiz şey bu. Bunu nazara aldıktan sonra Rust ile nasıl WebAssembly yazılır biraz ona bakalım. Yani amacımız ilk etapta bir tane ne yapmak? Proje yapmak. Bunun için tabii ben bir tane kütüphane kullanacağım. Benim kullanmak istediğim kütüphane bu. Moonzun dediğimiz full stack. Bu arada full stack olduğunu unutmayın. Bu kısım önemli. Burada anlatmış mesela örnek bir tane doküman nasıl yapılır işte bunu kullan buna tıklıyorsunuz indiriyorsunuz indirdikten sonra mesela işte kontrol ediyorsunuz Rust kurulu mu değil mi diye. Tabi bunu ben sizin kurmuş olduğunuzu farz ediyorum yani zaten bu videoyu izliyorsanız Rust'ı sisteme kurmuş olmanız lazım. Daha sonra go to the project root tabi bilmiyorum siz şeyi kullandınız mı hiç Linux sistemlerini kullandınız mı bilmiyorum ama. Gelin mesela beraber yapalım bunu. Ben mesela bir tane proje yapacağım. Tabii kargoyu da kullanmanız lazım. Biz burada paket yöneticisini de kullanacağız. Diğerlerinden farklı olarak ben şu ana kadar işte tarayıcı üzerinde kodlar modelliyordum ama burada proje yapacağız. Projemizin ismi curriculum. Tabii bu WebAssembly dosyalarını lib olarak biz hazırlıyoruz. Çünkü burada çalıştırılan, execute edilen bir dosya yok. Tamam, oluşturduk. Geliyor burada Emzun denilen bir tane command line tool dediğimiz bir araç var. Ben onu kurmuşum. Siz de kurmak için mesela bunu yapıştırıyorsunuz sisteme. Kodu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Burada Emzun'un Command line aracı var. Burada birkaç şey daha belirtmiş. Emzun'u bütün bir sistem üzerinde kullanmak için bunları da yapabilirsiniz ayrıca. Burada bayağı bir paket kuracak. Her neyse, bunları yaptıktan sonra işte bunu çalıştır diyor. Çalıştırıyorsunuz. Bir web tarayıcı açılıyor ama biz tabii buradaki örneği almadık. Kendimiz örneği yapacağız. Bunun nasıl çalıştığını da öncelikle anlatayım. Bu Emzun dediğimiz, Moonzun dediğimiz full stack framework, backend olarak Actix web kullanıyor. Frontend olarak da Zun denilen yeni bir yapı geliştirmiş bu eleman. Gerçekten biraz nasıl desem şu eleman iyi, kafası gerçekten iyi çalışıyor, iyi kod yazıyor. Beğeniyorum yaptığı işleri. O yüzden ben de onun yazdığı kütüphaneleri kullanmayı düşünüyorum, frameworkleri kullanmayı düşünüyorum. Burada bizim tabi temelde bir sunucu işi yapacaksak, web uygulaması yapacaksak bir tane backend, bir tane de frontend aracımız olacak. Ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bir editör açalım. Ben IntelliJ kullanıyorum editör olarak. Tabi IntelliJ kullandıktan sonra Rust Links denilen eklentileri de kurdum ki uyumlu olsun.
Bakalım ne zaman açılacak. Evet. Burada bakıyoruz. Hala Emzun'u kurmaya devam ediyor. Emzun'u tabi burada kurduğu zaman ben bu komutu nerede verdiysem orada çalışacak diye tahmin ediyorum. Daha önce kurmuştum başka bir proje için ama şimdi tekrar kurmam gerekti. Ne olur ne olmaz diye kuruyorum aslında. Bu arada bugünlerde bu Intel iş çok aşırı yavaş çalışıyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Evet, bu benim tabii başka bir projem. Ben bunu kullanmayacağım. Bu defa kullanacağım proje biraz daha farklı. Az önce oluşturduğumuz projeyi açacağız. Yani bu niye bu kadar yavaş çözemiyorum? Acaba derleme yaptığı için mi yavaş bilmiyorum. Daha önce Open diyelim. Oluşturduğumuz az önce curriculum dediğimiz kütüphaneyi açalım. Nereden? Niye görünmüyor? Ha, şurada. Açtık tabii. Diğerini kapatalım. Kafa karıştırmasın. Şunu kapatalım. Bizim burada aslında kullanacağımız şey şu. Ana yanlış olanı kapattı ya. Bu ne sinir bozucu olmaya başladı ya. Yanlış olanı kapattım. Açtık. Eskisini kapatalım. Yuh ya. Ben bilgisayar eskimiş harbiden. 10 yıllık bilgisayar tabii bu miktar eskimesi de olur. Neyse bu da açık kalsın ya, kapatmayalım. Şimdi geliyoruz buraya. Öncelikle biz burada workspaces kullanacağız. Burası yani ben iki tane proje burada kullanıyorum. Biri backend, biri frontend. Geliyorum bakıyorum. Hiç öyle uzun uzun yapmama gerek yok. Siz de buradan direkt alabilirsiniz. Bakın burada workspace yani toplu halde nasıl olur diye bir şey kullanmışız. Geldim onu aldım. Geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu bir. Shared buna şimdilik gerek yok. Hala bile deli gibi çalışıyor. Bu arada buna da gerek yok aslında da. Neyse burayı da silelim. Bunu silelim. Bana şu an bu gerek değil. Bir de ben burada Rust Cargo'da pek fazla kullanılmaz ama Workspace'te çalışacağımız zaman Make, Cargo Make denilen bir araç kullanıyoruz. Cargo Make. Bunu Cargo ile install etmelisiniz, kurmalısınız. Bunlar kurulduktan sonra onu da belirteyim. Bu bir bitsin. Kurtulalım şundan. Evet, Make file dosyası da yapalım burada. Make file var mı? Hayır, yokmuş. Niyeyse. Munzun varmış. Munzun kullanıyor bu. Tamam, sıkıntı yok. Biz burada bunu da kullanabiliriz. İki tane zaten hangilerini watch edecek? Frontend ve backend projelerini watch edecek. Portumuz ne? 8081. 80 redirect 80 81 yapmış. Port 8080. Daha 8080'i kullanıyor. Redirect 8081. O biraz farklı bir konu. Bunları şöyle yapalım. Gelelim az önceki proje dosyamızın içine. Şurada oluşturalım. Tabii bizim bilgisayarımız çalışabilirse, mübarek bir çalışabilse. Vallahi yarım saatte iş yapıyor ya. Burada bir tane directory oluşturalım. Frontend olsun. Ya da dur, böyle değil. Dosya oluşturalım. Önce bir dosyalarımızı hazırlayalım. Moon. Bu dosya az önce dediğim command line tool aracıyla bunu geliştireceğiz. O komut daha doğrusu bunu kullanacak. Buna göre çalışacak. Bunu da ekledik. Başka neler var burada? Readme falan filan işimize yaramaz. Gibi gibi. Şimdi tamam. Bunu yaptık. Şimdi burada birkaç tane komut kullanacağız. Bir. Cargo nil. Aslında kargoyu burada kullanmamız lazımdı. Lib frontend. Bu bizim frontend kütüphanemiz. Daha doğrusu framework'ümüz. Bütün frontend ile ilgili kısımları buraya
Ekleyeceğiz. Combining Disney başka bir ne yapıyor diyordum. Kapırmış. Organized. Curriculum. Backend. Chaos Bay. Backend'ı da oluşturalım ama backend tabi biraz farklı. Lib olmayacak backend. Çünkü backend çalışıyor. Execute ediliyor backend. Tamam. Şimdi her ikisi de oldu. Tabi buraya daha gelmedi ama ha, şimdi. Biz öncelikle burada backend'ı bir ayarlayalım. Backend'da biz ActX web kullanacağız. Şöyle yapalım. Ya da yok. Bakalım ben burada ne kullanmışım. Backend'a gelelim. CargoTom bakalım ne yapmışız. Şunu yapmışız. Alalım bunu olduğu gibi ekleyelim. Tabii ben burada birkaç tane ek paket kullanmışım. Nedir işte? UUID, SRD, ActX-RT. Tabii biz burada ActX yerine Moon yazıyoruz ama bu Moon dediğimiz aslında ActX Web'i kullanıyor. Ben direkt ActX Web yerine bunu kullanıyorum. Tabii bu da paket tanımlaması yani şey değil. Evet. Edition bu arada 2021 oldu. Daha önce 2018'di. Yeni sürümüyle beraber 2021 oldu. En son eğer yeni yeni doküman geliştiriyorsanız bunu kullanın. Her neyse bunu yaptık. Şimdi aynısını gelelim frontend için yapalım. Frontend'de ne yazıyoruz? Frontend için bu defa frontend'in yani bunların hepsini aslında elle yazmak da var ama yani bence uğraşmaya gerek yok. Tabii ben Canvas yaptığım için şu an sadece Canvas çalışıyor. Tabii niyetim şey değil. Aynısını kullanmak değil. Şöyle bir yapalım. Tamam. Paketlerimizi şimdi ekleyelim. Tabii Zoom da bunun frontend dosyası. Yine aynı adresi aslında kullanıyoruz. Kargo ile mesela herhangi bir git dosyasını kullanabilirsiniz. Sadece Krates.io'dan paket almak zorunda değilsiniz. Tabii bunlar mesela şunlar. Krates.io'dan yükleniyor. İşte burada mesela şöyle bir ayıralım. Burada bazı komutlar var. Bunları kullanacağız. Şimdi bakalım burada. Ne diyor? Be sure to add cargo install root bin to your path to be able to run the installed binaries. Az önce kurduğumuz mzoom paketini bakalım kullanabiliyor muyuz? Yok kullanamıyoruz. Mzoom bir hemen ekleyelim. Mzoom'u bakalım burada dokümanda vardı. Ne demiş? MB Cargo. Bu Linux için, bu Macintosh için. Bakalım. Evet, bu bizim için yeterli. Şimdi biz çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Mzoom. O. Buradaki o tabii o isn't valid. In this context. Font, aha tamam. CD curriculum diyelim önce. Daha sonra. Dün böyle bir dosyada zin. Aa, yanlış yerde kurmuşum ya. Neyse. Geri gidelim. Bir. Bakalım. Nerede bu? Emzun. Emzun burada. Cargo install root. MV Cargo install root nereye? Curriculum'a ekleyelim. CD curriculum. Bir nevi hasta taşıdık. Yanlış yere kurmuştum. Şimdi tekrar mzoom. Mzoom. Log. Of. Mzoom durumlanamadı. Böyle bir de aa, hepsini taşımamış. Neyse burada tekrar bağlantı kuracağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Buraya kurmamız gerekiyor. Bakalım hemen kursa iyi olur. Aman en baştan tekrar kuracak. Verem edecek benim. Neyse o kurmaya devam ederken biz de biraz işlemlerimizi yapalım. Backend için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? FN println. Tabii biz bunu kullanmayacağız. Neyi kullanacağız? Şurada
Main var. Buranın hepsini yapıştıralım. Alıp yapıştıralım, sonra düzelteceğiz tabii ki. Not in. Burada frontend yapmış. Burayı siz çok da dert etmeyin. Burada bir tane HTML oluşturuyor. Up message header'ı da şu an es geçiyoruz. Bu pull kısmını da şu an es geçiyorum. Bu da sizin işinize yaramıyor. Up kısmı burada önemli. Burası Actix Web herhangi bir şekilde yeni bir sunucu oluşturmaya çalıştığı zaman bazı ön ayarları falan filan yapıyor. Redirect olayları, config olayları falan. Burada mesela wrap dediğimiz middleware kullanıyor, logger'ı kullanıyor. Eğer diyelim ki gelen internal server error hatası varsa bunu kullanıyor gibi gibi. Burada önemli olan kısım şu. Bakın app neye eşittir? Şuna eşittir. Nedir bu? Şu app'tır. Bu app'ta biz neler kullanmışız? Bakın şurada redirect kullanmışız. Buralara eklemişiz. Bunları şu anda ben de çok detaylı bilmiyorum. Çünkü ben ActiveWeb kullanmıyordum. Ama bunları olduğu gibi alın. Önemli olan kısmı şu. App data kısmı var. Siz bunu da kullanmayacaksınız. Onu da siliyorum. Bu da yine benim web veri tabanıyla iletişime geçmesi için kullandığım bir şey. Buraya da gerek yok. Başka neresi var? Service config var. Root. Root hello'da kim çalışsın? Get to hello. Yani diyor ki hello endpoint'i gelirse hello fonksiyonunu çalıştır. Hello fonksiyonu da bir async fonksiyonu, responder olması lazım falan filan. Eğer hello gelirse. Burada bu kısım ise bizim mzoom tarafından yapılan bir şey. O da nedir mesela? Burada bir servis oluşturuyorsunuz. Bu servis de yine ActiveWeb ayarıyla geliyor. Mood service config diyorsunuz. Herhangi bir şey eklemenize gerek yok. Daha sonra start with app. En önemli kısmı bu. Start with app dediğimiz zaman frontend. Frontend dediğimiz bakın şurada. Şu. Bu fonksiyonu al. App message handler. Şu. Up. Şu. Şuranın tamamı tabi. Service config. O nerede? Burada. Bunlar standart olarak kullanıyorsunuz. Yani şu anda bunların altyapısında ne var ne yok bunları bilmeniz gerekmiyor. Bu çünkü bir framework'ün kendine göre yaptığı bazı ayarlamalar var. Kaynak koduna gidip baktığınız zaman bir şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Ama kısaca mesela bu frontend bizim aslında HTML dosyamızı oluşturacak. Şu an için biz WASM ile ilgili bir şey yapmıyoruz. Backend ile ilgili bir şey yapıyoruz. Yani normalde işte bizim sunucuya normal bir şekilde istekte bulunduğunuz zaman şuradaki frontend'i çalıştıracak. Şurada mesela işte title libre'de olan efendim söyleyeyim işte link eklemiş. Burada mesela ben CSS'i eklemişim. Burada da CSS eklemişim. Bir de div eklemişim. Başka hiçbir şey yok. Böyle bir tane HTML oluşturmuşum. Buradaki frontend lib fonksiyonu aracılığıyla bunları yapmışım tabii. Direkt HTML yapmamışım. Bu da yine bizim mzoom dediğimiz, daha doğrusu mon dediğimiz kütüphanenin yaptığı bir şey. Ben yapmamışım yani onu. O yüzden ben sadece onun yardımıyla CSS HTML'imi oluşturdum. Hello çalıştırıldığı zaman ise ekrana sadece bir hello gönderecek. Şimdi bakalım kurulum tamamlanmış mı? Hayır, request kurulsun. Amazon daha kurulmadı. Tabi biraz hata çıkacak ortaya ama niyetimiz şimdilik bu hatayı bir miktar normalize etmek, çalışır bir durumda bugünlük dersimizi bitirmek. En azından çalışsın yani diyoruz. Biraz karışık oldu ama bu karışık olması sizi şey yapmasın. Yani bu kütüphane yeni bir kütüphane. Hala bile bazı şeyleri tam yerine oturmamış. Biraz da kafa karıştırıcı. Neden kafa karıştırıcı? Onu da söyleyeyim. Bu bir full stack. Full stack kullanıyoruz biz burada. Hem backend hem de frontend kullanacağız. Dolayısıyla normal kargo paket yöneticisinin bir miktar dışına çıkıyoruz. Bu eleman da zaten hala bile tam olarak bütün her şeyi yapmış değil. Ama biz onu yapacağız. Evet, kuruldu. Şunu da çalıştırdık.
Mzunç şimdi eksi o hata versin. Font argument eksi o wasn't expected mı? Starts. Allah. Niye ya? Eksi m. Ha, tamam. Eksi o. Start eksi o. Parse tamam. Missing field course at line 11. Hemen geliyoruz. Monzun 11. Watch. Frontends. Geliyoruz buraya. Backend. Tamam. Geliyoruz buraya. Frontends. Evet. Main frontends. Tamam. Peki bunun derdi ne? Bizden ne istiyor? Jaws. Bakalım diğer. Monzun. Tamam. Redirect. Watch. Aynen. Frontend tamam. Backend tamam. Her ikisinin de kargosunu yapmışız. Evet, burada mesela yapmışız. Backend. Okey. Başkege deyip krate 11. Tekrar bakalım hatasına. Hata ne demiş? Parse error failed to parse Monzun tamam. Field Jaws buradan bahsediyor ama niye? Mzun 4 eksi o missing field jaws gözden kaçırdığım bir şey mi var? Neyi gözden kaçırmış olabilirim? Shared yok. Shared'i kullanmadım. Tamam. Frontend. Tamam. Frontend. Tamam. Backend. Bu da tamam. Derdi ne o zaman? Derdi ne hakikaten? Niye burada çalışıyorsun? Ha? Çalışıyor burada. Burada herhangi bir Amazon Watch gözden kaçırdım. Basit bir şey olabilir mi? Görünmüyor. Gözden kaçırdım. Herhangi bir şey görünmüyor. Tekrar geliyorum. Bunun aynısını kopyalayalım. Bakalım. George ne ya? Missing Phil George. Burada bir şeyi gözden kaçırmış olabilir mi? Neyi gözden kaçırmış? Bir bakalım. Shared. Public. Bootstrap. Public kendisi oluşturuyor. Shared. Shared'de zaten bir şey yok. Yine de oluşturalım bakalım. Şuradan oluşturalım. Curucuğundayız. Harbunif. Div. Neydi? Shared. Oluşturduk. Workspace members array of bilmem ne. Tamam. Burada shared'i de yaptık. Tamam. Çalıştıralım. Mzun start. Aa, course ne alaka ya?
Mübarek DuckDuckGo bir şey bulamaz ki. Bundan sonra niye Google kullanıyoruz? Uzun. Bizim burada revizyonu acaba yanlış mı yapmışız? Revision. Yok, revision'ın yanlış olması biraz zor. Ama hakikaten bu çok sinir bozucu oldu ya. Menzun. Origins Jaws. Jaws eklemiş. Jaws'a ne gerek var? Ben eklemesem ne olur yani? Şunu istiyor. Aslında hiçbir şeyi yok. Line 11. Missing field Jaws. Nasıl eksik? Al ekledik işte. Jaws Origin. Al. Origins. Tekrar çalıştır. Atline 11. Atline 11. Tekrar örnek koda bakalım. Oo, ben yanlış yerde değişiklik yapıyorum ya tabii ki. Tamam. Şurada yapmam lazım. Bakalım. Evet. Nasıl pak kuruluyor şu anda? Kurulsun. Uzun sürecek biraz. Basın pack installed kuruldu. Şöyle bir 140 paket daha kursunlar beyefendiler. Bu arada ben de biraz keyif bakayım. Evet, bakalım 140 demiş. 140 çok fazla bir şey değil. İnşallah diğer konularda bir hata çıkmaz. Aslında onları keşke o sırada yapsaydım. Main'de hata çıkacağını zannetmiyorum. Gayet basit. Frontend'de henüz hiçbir şey yazmadık. Frontend dosyalarımız şuradan bir kopyala yapıştır yapalım. Aynısını. Aldık. Olduğu gibi buraya yapıştıralım ama bunları bu kodları şu an umursamayın. Çünkü bizim buradaki asıl amacımız sadece çalışabilir bir sistem tasarlamak. Yoksa diğeri umurumda değil. Daha sonra işte neler yaptığımı ben daha sonra anlatacağım. Önce bir bizim backend'imiz ve frontend'imiz beraber çalışsın. Bizim WASM dosyamızı bir yürütsün. Ondan sonra biz geri kalanlarını haftaya ya da ondan sonraki haftalarda yaparız. Buldu mu? Hala. Oo. Wow. 275 bu defa da backend'ı kuruyor. Vay arkadaş. Tabi burada iki tane dediğim gibi şey kurduk biz. Ne kurduk? Proje kurduk aslında. İkisi de ayrı ayrı projeler. Frontend ayrı mesela. Backend ayrı. İkisini ayrı bir şekilde kullandık biz.
Nom hangisi tarafından kullanılıyor ya? Ama bu projeler gerçekten müthiş projeler var burada. Paketler var. Yani Rust'ı kullanmamın sebebi de aslında bu. Yapılan her kütüphane müthiş bir şekilde çalışıyor ve gelişimi de çok güzel ilerliyor. O yüzden aslında biraz da Rust kullanıyorum. Yoksa çok da canım istediği için, işte zor olan şeyleri sevdiğim için yapmıyorum. Ha, o da var gerçi biraz, ama esas nokta bütün problemlerimi çözmeye aday. Yani sadece işte frontend yapmıyorum ben. Backend işleri var, işte veri tabanıyla etkileşime girebileceğimiz araçlar var, async olayı var. Ondan sonra mesela JSON al ver konusu muazzam. Burada gördüğünüz seride JSON müthiş işler çıkarıyor mesela. Gayet de hızlıdır. Ondan sonra HTML render eden template engine'ler var. Onlar da mesela çok müthiş işler yapıyor. Onları da çok beğeniyorum açıkçası. O yüzden hani bildiğiniz zaten ActiveWeb piyasanın en hızlı backend web frameworklerinden bir tanesi. Ve benim kullandığım bu mZoom dediğimiz araç zaten arka planda backend'da ActiveWeb kullanıyor. Frontend'de kendi yazdığı kütüphaneyi kullanıyor eleman. Ve müthiş hızlı. O da çok hızlı iş yapıyor. Bakalım, az kaldı. ActiveWeb en sonda yüklenmesi gereken. Ha, Moon en son paketimiz zaten. Daha sonra bizim backend'imizi bakalım hangi hataları vermiş. Bu not pull. Ha, updata'yı silelim buradan. O bizim işimize yaramıyordu. Updata bize lazım değil. Bunu siliyorum. Tamam. Bu kadar. Tekrar devriliyor. Bakalım hata verecek mi? Hata vermedi. Gayet güzel. Bir de çalışırsa, hadi, hadi gözünün yanayım, hadi. Az kaldı. Backend çalıştığı anda biz sunucuya bağlanıp basın dosyamızı yükleyeceğiz ve geriye bir şey kalmayacak. Burada bir tahmin ediyorum ki işte hangi dosya hangisidir kafanız karışabilir, ama ikisi de zaten aynı olduğu için kopyala yapıştır yaptım sadece. Yani uzun uzun işte şuraya bunu yazın, buraya bunu yazın. Gerek yok gerçekten. İlk defa bir projeye başlıyorsanız bazı şeyleri kopyala yapıştır yapın. Daha sonra zaten kendi işinizi yürüteceksiniz. Tabii bizim şu anki dosyamız bu. Curriculum dedim. Projenin dosyaları bu. Hala backend derlenmiş değil. Uzun sürdü. Hadi, hadi. Canım benim ya. Niye bu kadar uzun sürüyorsun? Tabi buradan da aslında yapsak daha güzel. Evet. Building frontends. Bunu sonuna... Heh. İkisi aynı anda çalıştığı için birbirlerinden şikayetçi oldular. Kim hata verdi? Şurayı bir yükseltelim. Couldn't compile frontends. Frontend nerede hata verdi? Mod shapes. Shapes benim diğer dosyamda kullandığım bir şeydi. O yüzden buna gerek yok. Tekrar derlesin. Heh, derledi. Frontend de derlendiği anda failed to send the frontend reload request. Request error kind. Sham HTTP cannot be base. Face username password known host. Some domain localhost person. Ne diyor lan bu? Başka bir şey mi çalışıyor? Yok, ben bunu kapattım. Buna artık ihtiyacımız yok. Relevant request. Tekrar. Build ID. Ne diyor lan bu? Build ID ne istiyor bu Build ID? Şurada bunu sonlandırdım. Bu çalışmıyor. Bir deneyelim bakalım çalışmış mı? 127.
80 0 0'da çalışıyordu gerçekten. 0 0 hala çalışmıyor. Failed to write backend build id. Bakalım dosyalarımızda target, backend, install root, shared, git ignore, target. Basım. Basımı frontend basım yapmış. Niye yapamıyor peki bu? Tekrar deneyelim. Olsun. Burada hata da yok. Eksi R yapalım. Release modda yapsın bir de. Ops. Ops. Hepsini baştan kuracaktı. Debug modu. Release mod çok uzun sürüyor. Şunu bir tekrar silelim. Target'i sileyim ben. Sil. Başla. Ops, gene R yaptı ya. Yine uzunca bir süre burada yükleme yapacak. O yüzden buraları keseceğim videoda. Hatta kaydı durdur var ama şey yapamıyorsun ya. Neyse bunu bir durdurayım. Evet. Aslında gayet basit sebeplerden dolayıymış hatalar. Amazon paketi iki tane dosyaya ihtiyaç duyuyormuş. Bunlardan biri backend'da private denilen bir tane klasör oluşturmak için. Çünkü buraya build id diye bir bilgi giriyor. ID oluşturuyor çünkü her bir deploy için desek hani biraz daha anlaşılır olabilir. Oluşturulan her bir execute için bir tane ID oluşturuyor. Bu birincisiydi. İkinci hata da public'teydi. Public dediğimde zaten işte benim kullandığım CSS dosyaları. Bunları alıyor çünkü frontend dosyası bunları alıp sıkıştırarak sunucuya gönderiyor. Static files olarak bunları kullanıyor. Bizim basın dosyamız bakalım nerede? Burada değil. Private'da değil. Frontend patch kısmında bakın ID bunun sonuna eklemiş. Bir tane CS dosyası oluşturuyor. Bir tane de basın dosyası oluşturuyor. Şu anda gördüğünüz gibi her ikisi de gayet güzel bir şekilde çalışmış. Hangi adreste çalışıyor? Localhost'a tıklayalım. Açılsın. Evet. Bakın. Açıldı. Bu benim tabii şimdilik sadece serbest çizim yapmak için yaptığım bir uygulama. Nasıl yapıldı şu anda önemli değil. Önemli olan sadece işte hem backend hem de frontend bir araya getirilip bir basın projesi oluşturulabiliyor. Tamamen baştan sonra hiçbir JS kodu kullanmadan, hiçbir HTML kodu kullanmadan olduğu gibi bir tane web uygulaması yapmış olduk. Bence gayet de güzel oldu. Tabii hani bunların detaylarını daha sonra ben anlatmayı düşünüyorum. Yani bu komutları nasıl yazdığımı, Canvas'ı nasıl kullandığımı falan daha sonra anlatmayı düşünüyorum. Buraya mesela aracı eklemişim ama hiçbir işe yaramıyor şu anda. Çünkü niyetim onları kullanmak ama henüz kullanabilecek seviyeye gelmedim maalesef. Onu da ileriki seviyelerde hem anlatıp hem de yapmayı düşünüyorum. Bu ders çok da verimli olmamış ya da kafa karıştırıcı olmuş olabilir. Ama zaten bu bir başlangıçtı. Yani çok işin doğrusu basit değil. Hani diğer frameworkler gibi basit bir uygulama değil. İki tane uygulamayı bir araya getiriyorsunuz. Adamın yazdığı framework hala tam oturmuş değil. Stable değil. Stable olmadığı için bazı şeyler tam yerine oturmamış oluyor. O da bir miktar ortalığı karıştırıyor. Çorba gibi görünüyor ama sadece kurulumunu yapıp bunu çalıştırabilecek seviyeye gelebilirseniz web uygulamasını WASM üzerinden yapmak inanılmaz kolay olacak yani ileriki adımlarda biz neredeyse hiç backend'la uğraşmadan olduğu gibi WASM projemizi yani frontend projemizi yapabileceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki eğitimde bunların nasıl yapıldığını göstereceğiz. Biraz frontend işine girişeceğiz. Direkt WASM yazacağız yani.
Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.